Aldashyapti. Yana aldagan gaplaridan bittasi mutawatir ohad haqida. Shuni aytmoqchi edim o'zi. Qancha qoldi chiqishimizga? Bora? Demak, Qur'oni Karimning sanadi mutawatir. Ma'noda qat'iy bo'lmagan ma'nolar bor. Qat'iy bo'lmagan ma'nolarda qat'iy qaror chiqarib bo'lmaydi. Aqida nimani talab qiladi? Qat'iy qarorni talab qiladi. İnkar qilsangiz kofir bo'ladigan darajadagi aqida dalili qat'iy bo'lish kerak. Qat'iy. Ozgina gumon bo'lsa, uni qaror qabul qilib bo'lmaydi. Ya'ni aqida, e'tiqod, iymon nimadan iborat? Tasdiqdan iborat. Tasdiq 100% bo'lsa bo'ladi. 99% bo'lsa tasdiq bo'lmaydi u. 99% tasdiqlayman. 1% shubham bor. Demak, u shubhalik u. Gumonlik narsa u. Gumonlik narsada inkor qilsa kofir bo'ladigan hukm joriy bo'lmaydi. Mana bu qoida bu. Yuqorida fuqaholar chiqargan qoidaga o'xshagan aqidada chiqarilgan qoida. Kulliyan amal qiladigan qoida. Istisnolar qoidani ilg'o qilmaydi. Qoida turibdi. Shu gapni qoidasi Ohad bilan yaqin ifoda qilinmaydi degan qoida. Ohad yaqinni ifoda qilmaydi. Ohad mutawatir bo'lmagan sanad. Bitta jumlasi. Yana ma'nolardagi bitta qarorga kelib bo'lmaydigan ma'nolar yaqinni ifoda qilmaydi. Zonni ifoda qiladi. الظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات أولا كان قائدة مثل إمام جوائنين قائدة لاري يعني كيلترين خلاصة لاري زواهر لار يعني تأويل احتمال بار بيتا معناه قرار قبل قلال ميدگن جملة لار قطعي مسألة لارغة دليل بميد يعني عقيدة ده يوكي قطعي قرار قبل قلش كري بغن مسألة لارغة دليل قلال ميسي زان او Qoida bu. Nima deyishyapti? Bular ohotni aqidaga olmaydi, deyapti. Aqidada nimaga olmaydi? Bular emas, ahli sunna. Nimaga olmaydi aqidaga? Chunki ohot yaqinni ifoda qilmaydi. Zonni dalil bu. Inkor qilsa kofir bo'ladigan darajaga olib borib qo'ymaydi. Faqat ba'zi sahih ohotlar bor. Sahih o'zi ma'no jihatidan mutawatir. Amal cihatıdan mutavatır hadisler var. Amal cihatıdan mutavatır. Mesela deyelik, İmam Umar radıyallahu anh'u den rivayet var. İdra'ul hudud bi şubihat degen. Her bitti tarikasında illet var. Sanat cihatıdan. İdra'ul hudud bi şubhat. Yani şubha bor joyda hadlarni icra qilmaylar. Had jazoni qo'llamaylar. Şubha bormi? Şubha bo'lsa jazo bermaylar. Jazo had degani masalan o'g'rini qo'lini kesish, toshboron masalalari, yoki darralash had bular. Bir odamni taqdirini hal qilib yuboradigan jazolar. Bu jazolarda ayblanuvchiga Bitti şubha tuğulup kalsayan cezalanmaydı. %100 itiraf, %100 ispat buluş gerek. Ya itiraf yok ki guvahlar, deliller bile ispat buluş gerek. Yani kat'i buluş gerek. Yani şu rivayetini her bitti tarikası zayıf. Zayıf. Sana cihatıdan illeti kop bu rivayetini. Lekin amel mutavatır manış hadiske. Yani Hazreti Umar'dan kılınan rivayetke Amal cihatıdan mutavatır. Bu nima degani? İslam ümmetinin içi de, kaziyatta, kaziler, yani mahkeme kararları da, bu asas kaide bugün. Her bitti fukaha bunge amal kigen. Amalını karasayız mutavatır derecede. Sanatını karasayız zayıf derecede. Şimdi şularını kurup nima diye şey yaptı yani? Yakındaki bitti mesela kıskala tohtalaman. Nabi aleyhissalatu vesselam'dan İmam Ahmet rivayet kılgen hadis var. Ha? Nabi aleyhissalatu vesselam'a dediler.
لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ dediler. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةِ Kustantiniyye katıdı. Vizantiyanın payitahtlarından biriydi. Vizantiya, Nasrani, Katolik çirkovunun öz davrida İslam ümmeti yenge tetepaya bulup rivojlanayotgan paytda dünyanın gegemon davlatiydi. Dünyanın gegemon davlatiydi. Bütün dünya onu kararlarına kulak saptırardı. Mesela İslam ümmeti Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Mekke'den Medine'ye hicret kıp gelerken tarihi hadise. Doğru mu? Vizantiya uşa payette onu itibar giyememeyen kim bu lan? Arap tüye bakarlar diye. Badr'daki gazat İslam ümmetinin ilk galabesi. İslam tarihinde, insaniyet tarihinde Badr katta yutuk. Vizantiya uşa payette bunu bir teyin giyememeyen. Aynı Araplar ikisi uruştu da. Bilmegenem. Tarihi cereyanını bilmegenem. Gereğmez dedi ki. Şu derecede katta davlat. Şu derecede katta davlat. İki de koşnuyuz uruşsa Amerika biledi mi? Bilmeydi kere gelmesin ki. Lekin Peygamber aleyhisselam ne diye yaptılar? Ya tuftahannel Kustantiniyye diye yaptılar. Bütün başlığı gigimon davlatını payitahtını yakında fatih kıladı Araplar diye yaptılar. Ya Müslümanlar. Elbette, elbette fatih kıladı diye yaptılar. Ve ni'mel emiru emiruha. Uşanı fatih kılgen emir ne kadar acayip emir. Ve ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Uşa askerler ne kadar acayip askerler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu hadisleri ahad. Mutavatırmaz. Lekin ameli mutavatır. Her bitti sahabe hareket kılgen. Kustantiniyye. Her bitti sahabe. Sahabeden taşkarı. Her bitti. Amir hareket kılgen. Hareket kılgen. Hammasi hareket kılgen. Kustantiniyye fatih kılamandı. Hatta ki Amir Timur hakkında rivayetler var. Amir Timur Ankara'daki cengden keyin Kustantiniyye'ye hücum kılgen. Kustantiniyye'nin devorlariga kemada borulsa su uzdan uzun yonup giderken. Yonup giderken uyağdan şuna kadar taktika kılgen. Suunu üstüge neft. Saçıp koyuşken, yok ki yağ saçıp koyuşken, keyme keledigen bu ise keymeni yavaştan kıygen upe etti. Bitti yandır varışarken, su üstü yanıp keterken. Amir Timur bunge çağıra tapken, kumlarını alıp kum kaplardı. Keymede barıp dursa, su yakıp gelse, kumu sepedi, uçuradı, kırıp aradı. Kalaga yakınlaşıp, kaladan çıkıp alıp alaman deyip hareket kıygen. Rosa hareket kılıp, yolun tapıp, Amir Timur davrıda 20'ye yakın. Cenk kıygen, bir ortası da mağlı bu mıygen. Amir Timur'nı uşa sahibi kıran değilgen. Öz davrıda en küçülü şahsiyet. Yani davrıda bunge okşagen komandan bu mıygen. Kustantiniyye'nin fatih kılardı. Bu niyem tarihi de Allah Teala bunge nasip kılmıygen. Azerbaycan'da inkılap bulup, yani isyan bulup, arkaya kayıtçıge mecbur bulurgen. Azerbaycan'a barıp kayıtıp gelip, Kıtay'a yüremen deyip kap ketken. Keyin çelik uşa Bayezid Yıldırım, Osmanlı hilafatlarının biri, Fatrat davrudan ötüp 1453 yılda Sultan Muhammed Fatih tamamından fatih kılındı. Oşa fatihke adamlarını undagen, motivasiya bergen, hayatını, ricalarını şu hadiske kure, yani bilgilegen, hadis şu hadis, rivayeti ahad. Lekin hadiske amel mutawatir. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu uşa cengilerde yaradar bugün. Kustantiniyye'nin cengilerde yaradar bugün sahabe. Yaradar bugün de mini kotarı yürünler. Halak bulsam şotke kuminler de geldiler. Şotke. Çünkü Kustantiniyye fatih bulacak. Bu Kustantiniyye neneyene fatih kılgen ne kadar acayip amirinin kılıçlarını iştibiyataydı geldiler. Abu Ayyub al-Ansari'nin kabirleri İstanbul'da katten kip kaldı. Bana şu hadis ap gelgen o kişiye. Bu kadar açık aydın bopturgen narsanı özlerinin
haşaviy e'tiqodlarini qo'llab-quvvatlash uchun yo'qqa chiqarishga urinayotgan odamni nima deyish mumkin? Nima deyish mumkin? O'zini haşaviy e'tiqodini 5-6 ta odam bor ergashgan. Shu aqidasini qo'llab-quvvatlash uchun butun boshli islom ummati mutawatir darajada amalga qo'ygan hadisni sanadida zaiflik bor. O'zi ohod deb yo'qqa chiqarishga urinishdi. Şu joyda makir bor. Sanatda ham zaifligi yok. Sanatda zaifligi yok. Yani mutaqaddimlarda zaiflik yok. İmam Ahmad rivoyat qilgan buni Musnadda. İmam Ahmad ibn Hanbal fuqaholar ichida hadisga ko'proq qattiq turgan odamlardan biri. İmam Ahmad ibn Hanbal ba'zi gaplarda agar qoidaga o'zi mujtahidlar qoida bilan ma'lum, to'g'rimi? Ba'zi paytlarda qoidaga qarshi yurish kerak bo'lsa, hadisni himoya qilib qoidaga ham qarshi yurgan. O'zi odatda qoidaga qarshi yurmaydi. Mujtahidning qoidasi umumiy xulosadan kelib chiqadi. Ba'zan qoidaga qarshi yurgan odam Ahmad ibn Hanbal shuni musnadlarda qilingan rivoyat. Masalan, qaysi qoidaga qarshi yurgan? Ohad yaqinni ifoda qilmaydi degan qoida. Barcha birdek olgan bunu. İmam Ahmad'dan bitta qavul bor. Ohad yaqinni ifoda qiladi degan. Nimaga? Odamlar hadisni ya bu ohad ekan, ha bunga amal bo'lmaydi, ha bu anaqa ekan deb yurgani uchun İmam Ahmad aytganlarga to'xtalaring, senlar nima haqida gapiryapsan? Hadis haqida gapiryapsan. Hadisga yengil qaramalaring. Ohad ham o'rni kelsa yaqinni ifoda qiladi degan. Haligi yuqorida aytgandek, umumiy qoidani istisnolari bor, tamam. Endi yana bitta gap bor. Xo'p. Bular deyapti zamonamiz xashaviylari. Ohod e'tiqodga olinmaydi deyishyapti-da, ohod hadisni e'tiqodga dalil qilishyapti deyapti. Kim aytadi shu yerdagi makrni? Makr bu. Yo o'zi tushunmasdan o'sha fahm yetmagani uchun shu tushunchada qolib ketgan odamlar, tushungan odam bu gapning jumlaning orqasida makr turganini biladi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima makr bor bu yerda? Yana aytishyaptiki, aqida ohod aqidaga olinmaydi deyishadi-da. Biz naqa demeymiz? Ohod bilan inkor qilsa kofir bo'ladigan darajada aqida sobit bo'lmaydi. Lekin sahih bo'lgan ohodlarda sobit bo'lgan qabr azobi, mezon, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Imom Mahdi hadislari ohod. Uni inkor qilgan odam kofir bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Ahli bid'at bo'ladi. Yo Shi'a bo'ladi, yoki Xavorij bo'ladi, yoki u bo'ladi, yoki bu bo'ladi. Endi mana shu o'rinda makr shundan iborat. Birinchidan ohod haqidagi jumlani bizga, ya'ni ahli sunna val jamoa aytgan qoidaga ko'ra aytmayapti bular. Bular ohod yaqinni ifoda qilmaydi degan jumlani ohod aqidaga olinmaydi deydi bular deb talqin qilishyapti. Yo, aqidaga olamiz. Inkor qilsa kofir bo'ladigan statusga olmaymiz. Buni hamma biladi buni. İnkar kılsa ahli bid'at bo'ladigan statusga olinadi. Amal qilinadi. Endi ohod aqidaga olinmaydi deyishadi-da, ohod hadisni aqidaga dalil qilishyapti deyapti. Latuftahannal Hustantiniyya hadisi aqidaga dalilmi? Yoki aqida masalasida sobit ahli sunnaning bashoratiga dalilmi? Bashoratga dalil. Bashoratga dalilni bular aqidaga olyapti bular deb yolg'on gapirishyapti. Yo makr yoki o'zlari fahmi yetmagan gapni gapiryapti. Bu hadis inkor qilsa kofir bo'ladigan hadis emas. Bu hadis ahli sunna val jamoaning kelajakdagi amirlari to'g'risidagi xushxabar. Xushxabar hadislari inkor qilsangiz kofir bo'lmaysiz, lekin voqealikka ko'ra sodir bo'lgan hodisa. İkinci, üçüncü makr. Nima deyishyapti? Bu hadisni
Aynı bu hadis bazı muhaddisler tamamından zayıf değilken ındakıdı, mındakıdı. Ha, sahih hadis var İmam Müslim'de. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar ki Konstantiniyye'ni fatih kılışadı. Fatih kılığında kurallarını asıp kuyuşadı. Nimeden kinaya? Cengsiz fatih buladı. Takbirler bilen fatih buladı. Uruş bu miydi? Kurallı asıp kuyadı degeni, uruş bu miydi degeni, hatırcamlik buladı. Ganimetlerini, ölcelerini alış yapken de Şam taraftan Daccal çıktı degen haber buladı. Uşalar ne kadar acayip amir, ne kadar acayip askerler degen mananı başkaca lafzı bilen kegen bu hadis. Müslüm'de turuptu, sahih rivayet. Mene şunge urgu birişim elçi yaptı ki, mene bu hakiki fatih deyişi yaptı. Ahir Konstantiniyye'nin fatihi iki mertte buladı. İki mertte buladı. Birincisi kılıç bilen buladı. Birincisinin kılıç bulan buluşluğu doğrusudaki hadis İmam Ahmet İbni Hanbel'nin musnetlerde turuptu. La tuftahannal Konstantiniyye ve la ni'mel amiru amiruha ve la ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Ceyş asker. Askerler kural bulan oladı. Konstantiniyye hazır fatih bugün mü yok mu? Bugün İstanbul Müslümanların kolunda 1453 yılda fatih kıldı Sultan Muhammed Fatih. Akidesi ne miydi? Maturidi, Maturidiydi. Maturidilerden bugün amir idi o. Uşa Maturidi amirini Konstantiniyye'ni fatih kılgenliği hadis cihatıdan ahad bolsa da mana cihatıdan mutavatır ve amelde yani amelge aşı bugün başarat bu. Bunu inkar kılış için özlerini, üsüllerini işlep çıkıp yani haşaviler. Ahl-i sünnenin usullerine karşı yürüyüşü yaptı. Umumi hülası. Bana şunge okşagen hadiselerde, bana şunge okşagen ilmi vakiyelerde nimeni nimege delil kılıniyetkerliğini acilatı alışımız gerek. Keyin karşımızda turgan odamga, bizden sorgan odamga tushuntirishimiz ve eğer bizim akidemizge hücum kılı bu geplerden makkarana faydalanıyetken bulsa, onge raddiye verişimiz gerek. Usul asosları amalga aloqador mutawatir bo'lgan amalni roviylari rivoyatlari majmuasini ham to'g'ri o'zlashtirib olishimiz kerak.